Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner eşlik edecek bana. Turgay günaydın. Günaydın Açıl. Şimdi hem içeriden hem dışarıdan haber başlıkları üzerinden bir hızlıca geçelim. Daha sonrasında bunların tümüyle ilgili sana detayları soracağım. İlk etapta FED tutanaklarını gördük dün itibariyle. Dolayısıyla burada Eylül ayında gelebilecek faiz indirimine dair çok net bir ifade yer alıyor gibi görünüyor. Bugün özellikle FED vadeli kontratları üzerinden baktığımızda da yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi, hatta bir tık üzeri bile şu anda fiyatlara dahil edilme eğilimi içerisinde. Cuma günü itibariyle gelecek olan Jackson Hole toplantısındaki Powell konuşmasıyla birlikte piyasanın kafasında herhalde çok fazla boşluk bırakmayacak bir yaklaşım içerisinde bu faiz indirim sürecine dair daha net bir bilgi setine sahip olacağız. Bu arada tabii FED'in göreceği farklı unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi özellikle istihdam piyasasındaki gidişatın ne olduğu. Çünkü enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar var. Enflasyonda kademe kademe aşağı iniş gelmeye devam ediyor. Ancak istihdam piyasası oldukça güçlü seyrediyordu. Şimdi dün itibariyle yapılan yıllık revizyona dönüp baktığımız zaman tarım dışı istihdam rakamları üzerinde bir önceki yılla bu yılın Ocak ayı arasındaki süreçten 880 binlik bir revizyon geldiğini görüyoruz. Bu oldukça 818 binlik bir revizyon geldiğini görüyoruz. Bu oldukça kuvvetli bir revizyon. 2009 yılından bu yana en kuvvetli geçmişe dönük yapılan revizyon. Dolayısıyla aslında kabaca aylık 70 bin kadar bu verinin revize edilmiş olduğunu gözlemliyoruz. O da bize hani aylık 170 bin ile 210 bin arasında gidip gelen o süre içerisindeki tarım dışı istihdam verilerinin güvenilirliği konusunda birazcık soru işareti yaratıyor. Dolayısıyla aslında bir işin bu tarafı var. İki, dün Amerika'da bu veri, revizyon verisi birkaç gündür çok bekleniyordu. Fakat verinin açıklanmasının geç kaldığını gördük. Bir yarım saat kadar geç açıklandı. Ancak bankalardan, aracı kurumlardan bu anlamda verinin açıklandığı işçi bürosunu arayıp bize bu veriyi gönderir misiniz diyen 3 tane bankaya o verilerin gönderildiğini gördük. Bunlar bir tanesi Mizuho, bir tanesi Nomura, bir tanesi de BNP Paribas gibi görünüyor. Dolayısıyla bu 3 kurum veri erken ulaşmış oldu. Onların aldıkları pozisyonlanmalar üzerinden de şimdi tartışma yürüyor. Bu tamamen aslında oradaki iş bürosunun yapmış olduğu hatadan kaynaklanıyor. Bu da soruşturma altında. Tartışılacak bir başka konunun da bu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Amerika tarafı 3 aşağı 5 yukarı böyle gidiyor. Avrupa cephesi için nispeten biraz daha toparlama sinyali bekliyor piyasa, ama imalat bacağında özellikle zayıf kalmaya devam ettiğini görüyoruz sürecin. Diğer yandan hizmetler sektörü biraz daha iyi gidiyor Avrupa'da. Ama Bloomberg'ün anketine göre 2025 sonuna kadar 6 faiz indirimi de oradan bekleniyor. Euro dolar çaprazının geldiği yere baktığımız zamansa özellikle son dönemdeki en güçlü seviyelere doğru 1.1160'lara doğru geldiğini gördük. Şu anda 1.1143'ler civarında. Dolayısıyla biraz euro mu dolar mı, bunun üzerine de değerlendirme yaparız. Özellikle FX piyasasına geçmişken Türk lirasında bir değer kaybı var. Dolayısıyla belki belli ölçüde bunu da konuşabiliriz. Kademe kademe 33.92'lere kadar geldik biz dolar TL'de. Euro TL açısından da bakıldığımızda 38 liraya yaklaşıyoruz. 37.94'lere geldik. Hani yılbaşından bu yana her ne kadar %13-%13.5'lar civarında kalsa da sepet kurdaki hareket, yine de son bir ay içerisinde buranın yavaş yavaş yeniden yukarıya doğru hareketlenmeye başladığını gördük. Özellikle dün gelen menkul kıymet, dün gelen rakamlar ve bugün gelecek olan menkul kıymet istatistiklerinde daha net olarak görme şansına sahip olacağız, ama biraz yabancı para mevduata doğru da geçiş olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında bunların yansımasını da sana sorarız. Son olarak bir de Borsa İstanbul. Borsa yorgun. Dolayısıyla aslında ne zaman dinlenir, ne zaman yeniden bir ayağa kalkıp silkinir, biraz da belki bunun detaylarına bakarız. İlk önce Amerika tarafı diyeyim. Hem FED'den başlayalım. Aynen, Amerika diyeyim. Yani yarın Jackson Hole toplantısı var, dün FED tutanakları vardı. Hani faiz indirimini Eylül'de cebe koymuş gibi görünüyor piyasa. Dahası ne diye bakıyor, senin bas senaryon ne? Yani şöyle, Eylül'de minimum 0.25 yapılacak. Tabii burada şu var. Sen demin söyledin, yıl sonuna kadar belki de 4 tane faiz indirimi işte konuşuluyor. Yine her zaman olduğu gibi gerçekten Amerika'da piyasalar
gerektiğinden çok fazla daha iyimser. Eğer 4 tane faiz indirimini düşünüyorsa Amerika, eğer Fed, o zaman ekonomi ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu düşünen piyasalar esas buna ciddi şekilde negatif bir reaksiyon gösterirler. Dolayısıyla benim 4 olmasını beklemiyorum. 2, hadi bilemedim, biraz daha şey olursa, yani data, tabii bunların hepsi datalarla alakalı. Onların dataları her ay çok düzgün geldiğini söyleyecektim ama demin senin anlattığın bir yıllık revizyonlarda demek ki bizde de, bizim haricimizde de Amerika gibi çok gelişmiş piyasalarda böyle hatalar, böyle revizyonlar oluyor. Dolayısıyla datalara bakacaklar. 2, belki de 3 bir faiz indirimi bekliyoruz. Yani bu zaten artık dediğin gibi cepte, hani Eylül'deki kesin cepte. Onlar aylık datalara göre devam edecekler. 2025'te de devam edecekler. Tabii buradaki soru şu, ne zaman duracaklar? Yani faiz kaçken duracaklar? Benim bazı senaryom 4 seviyelerinde, 3,5-4 seviyelerinde Amerikan faizlerinin duracağı ve ciddi bir süre oralarda kalacağı üstüne. İşte o ne zaman gelir? İlk çeyrekte, 2025 ilk çeyrekte oraya gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika tarafı böyle. Burada dikkat edilecek en önemli konu o tarafta S&P açısından ve diğer fiyatlar açısından. Faiz indirimi beklentisi ciddi şekilde alınıyor. Yani özellikle şu an Japonya'daki o olaydan sonra S&P neredeyse verdiğini recover etti, geri aldı. Dolayısıyla Eylül'deki bu tamamen almasının en büyük nedeni de Eylül'deki faiz indirimi. Dolayısıyla burada orada bir beklenti bitti, satışı olur mu? Datalar hani ben olmayacağını düşünsem de piyasalar hani resesyon mu olacak acaba Amerika'da diye düşünürse orada ciddi bir volatilite olacak. Zaten bundan sonra ben çok eminim ki Amerikan seçimlerine kadar o volatilite o piyasalarda devam edecek. O da tabii Amerika'daki o volatilite bütün dünyayı etkiliyor. Amerika tarafı böyle. Amerika hissesi taşır mısın bu dönemde Turgay? Kesinlikle taşımam. Yani çok volatilite olacağını düşünüyorum. Yani hala teknoloji hisselerinin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani o AI çılgınlığı bir gitti, ciddi düzeltmesini yaptı. Ama dediğim gibi yani şeyden sonra, Japonya'dan sonra tekrar ciddi yerlere ciddi recover ettiler. Dolayısıyla oradaki fiyatlamaların da çok ucuz olduğunu düşünmüyorum doğrusu söylemek gerekirse. Yani S&P çarpanları da ortalamaların üstünde işlem görüyor. Dolayısıyla ben orada Eylül faiz indirimini beklerim diye düşünüyorum. Tabii Buffett'ın çok ciddi olarak likit pozisyonda dönmesi de bunu biraz da beni etkiliyor doğrusu. Yani onun orta ve uzun vadede görüşleri o kadar önemli ki dolayısıyla o Berkshire fonunda ciddi bir keşe geçmesi gerçekten bakılması gereken ve irdelenmesi gereken önemli konulardan birisi. Peki, ben öyle düşünüyorum. Peki şimdi o zaman bu dönem mesela nakdi nerede tutmak lazım onu da sorabilirim. Mesela Amerikan tahvilleri falan da işte 3.80'lerin altına doğru kaydı. Dolayısıyla hani güvenli liman ve volatiliteden beni korur diyebileceğin enstrüman nedir uluslararası piyasa açısından? Yani şöyle, bir kere faiz indirim sürecine girdiğimiz için bonoların hala, tabii Amerikan bonoları değil ama diğer gelişen piyasaların veya diğer ülkelerin bonoları biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani buradaki şeyim şu, nakitte kalıp önümüzdeki 2 ay, 2,5 ay belki bir para kazanmadan veya minimum para kazanarak o volatiliteden yararlanmak olması gerekir diye düşünüyorum yurt dışı açısından. Yani illaki para kazanmak zorunda değilsiniz. Bazen çok düşük getirilerle de o fırsatları değerlendirmek gerekebilir acaba. Peki buradan istersen biraz gelişen ülkelerdeki tabloyu derinlemesine analize de geçelim. Çünkü gelişen ülkelerde ister istemez carry trade'den belli noktada fayda gördüler.
Ancak çok son dönemde özellikle Japonya kaynaklı problemlerin yaşanmasının ardından bu pozisyonların bir kısmında ciddi zorlanma yaşandığını gözlemledik. Mesela dünyanın en çok para işlem gören para birimlerinden bir tanesi Meksika pesosu. Yanılmıyorsam 6. ya da 7. olması lazım işlem hacmi açısından. Orada mesela çok fazla hareket oldu. Hani oranın mesela altın döneminin bitmiş olabileceği tartışılıyor şimdi. Diğer gelişen ülke para birimleri. Bir de tabii şunu da sorayım sana. Bizim eskiden bir sepetimiz vardı. Biz özellikle işte 2006-2007'den 2013'e kadar geçen süreç içerisinde ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz sepet mesela Doğu Avrupa sepetiydi. Yani işte Çek Korunası, Polonya Zlotisi, biz biraz daha o tarafla birlikte anırdık. Daha sonrasında yeni sepete işte Brezilya, Güney Afrika randı, işte biraz daha Hindistan rupisi, Hint rupisi, Endonezya rupisi böyle bir sepetin içerisindeydik. Şimdi biz neredeyiz? Valla biz bence bunların içinde değiliz. Yani en azından son bir senedir bunların içine giriyoruz. O 5 senelik, o bir sene önceden o 5 senelik ekonomik politikalar bizi bütün sepetlerden attı diye düşünüyorum. Dolayısıyla zaten kimse Türkiye'nin yüzüne maalesef bakmıyordu. Özellikle bu carry trade'de. Şimdi durum şu, bence Türkiye ekonomisi ve Türkiye'de uygulanan rasyonel ekonomik politikalar bizi tekrar işte Brezilya, dediğin gibi Hindistan, onun gibi ülkeler, Güney Afrika, onun gibi ülkeler yerine koyacağını düşünüyorum. Ama daha dediğim gibi gideceğimiz ciddi bir yol var ve özellikle önümüzdeki 6 ay bence Sayın Şimşek'in kendi söylediği gibi 6 ay çok zorlu bir 6 ay. Ondan sonra eğer bu 6 ayı sağ salim atlatırsak ben gerçekten yine Türk lirasının yerini bu büyük ülkelerdeki yerini alacağını çok inanıyorum. Tabii demin bir konuya değindin, ona da ben bir açıklama getirmek istiyorum. Bu Japonya'nın hikayesinin ben bittiğini çok düşünmüyorum. Yani o volatilite önümüzdeki dönem daha devam edecek. Yani Başbakanın istifa etmesi sonuçta Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı açıklaması, evet zamanlamasını bilemiyoruz ama o açıklama bir süre sonra Japonya'nın da o carry trade'i bitirecek. O carry trade'de öyle çok ufak bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Yani konuşulan rakamlar çok çok ciddi rakamlar dünya bazında. Dolayısıyla bu özellikle İşte dediğim gibi Meksika pezosu olsun, diğer ülke para birimleri olsun, sadece öyle de düşünmemek lazım para birimleri açısından. Sonuçta hisse senedi piyasaları açısından olsun, ciddi bir volatilite ve ciddi bir tehlike olarak görüyorum. Dolayısıyla tabii bunu Amerikan seçimlerinden önce veya sonra olup olmaması ayrı bir konu. Ama önümüzdeki dönem belki 2025 belki 2024'ün son çeyreğinde Japon Merkez Bankası'nın bir daha sürpriz faiz artışı artık sürpriz de değil esasında. Zaten arttıracaklarını defalarca beyan ettiler. Dolayısıyla o dünya finansal piyasaları açısından ciddi bir volatilite yaratır ve ciddi bir tehlike oluşturur. Downside olarak, yani aşağı olarak ciddi bir tehlike oluşturabilir. Ona çok dikkat etmek lazım. Peki o zaman biz şimdi bu noktadan sonra biraz Türk lirası üzerine de değerlendirme yapabiliriz zannediyorum. Çok uzunca bir süre tek başına kalmış bir para birimi. Belli noktada fiyatı yönetilen diyebiliriz bir para birimi. Hani kuruna da aslında serbest dalgalı kur ama tam öyle olmadığını biliyoruz. Yani geçmiş dönemde özellikle son 2,5-3 sene içerisinde bunun böyle olmadığını biliyoruz. Şimdi arz talep dengesi tam olarak işlevsellik kazanana kadar, ki aslında bunun işlevsellik kazanabilmesi için hakikaten arzın ve talebin başta kur korumalı mevduat olmak üzere, çünkü orada devlet tarafından açılmış bir bedava opsiyon var, bir alan var. Hani bu ortadan kalkmadıktan, beklentiler çıpalanmadıktan ve hakikaten enflasyona dönük ciddi anlamda bir aşağı yönlü ivme izlenmedikten sonra çok kolay da olmayabilir. Çünkü dönemsel kur hareketlerinin yaratabileceği uzun vadeli daha fazla beklenti bozulması riskini programı uygulayanlar çok tercih etmiyor olabilirler.
Ama burada yukarı yönlü hareketin dizginlenmesinden ziyade kurun nerede dengelendiği ve nereye gideceği çok temel konu. Şimdi yavaş yavaş burada bir kademeli yukarı yönlü hareket olunca biraz da döviz tevdiat hesaplarında hareketlenme var dediğimiz gibi ağırlıklı da gerçek kişilerden geldiğini görüyoruz. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin? Şimdi şöyle son bir seneye baktığımızda ciddi bir şekilde hem yabancıdan hem de yerli yatırımcıdan bir dolar satışı ve TL'ye geçişi gördük. Biz zaten hatırlarsan seçimden sonra özellikle Temmuz'dan sonra faiz artırım sürecine girdiğimizde zaten artık dolar TL'nin o 5 senelik şeyinin kaybolduğunu ve TL'nin cazibesinin çok daha arttığını ve o tarafa yönlenmekte olduğumuzu ve bunu da herkese tavsiye ettiğimizi söyledik. Hala bu geçerli. Tabii şimdi burada şunu da unutmamak lazım. TL gitgide değerleniyor. Yani özellikle hizmet sektöründeki fiyatlamalar dünyaya karşı bizi ciddi bir pahalı hale getirdi. Ama bunu bir süre yapmak zorundalar. Sen de güzel bir şey söyledin. Bunun bir yerde dengelenmesi gerekiyor. Ama öyle bir ince çizgi ki eğer dolar TL'yi biraz bırakırsanız ihracatçılar için veya işte Türkiye'nin diğer ülkelerle turizm olsun veya ihracat olsun başka ülkelerle yarışabilmesi için bu sefer o otomatikman enflasyon tarafına geçiyor. Dolayısıyla bu ince çizgi tabii bu neden önceki ekonomik politikaların yatırımcıların ve şirketlerin olsun bireylerin olsun bir travması işte dolar TL gider mi ne kadar hızlı gider. Hatırlarsan hani 2000'li yıllarda 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda hatta daha sonra 2000'li yıllarda serbest döviz kuruna geçtiğimizde bunlar bu kadar önemli değildi. Yani bu kadar sert hareketler olmuyordu işte veya oldu mu bu kadar çok engellenmiyordu aşağı veya yukarı. Dolayısıyla bu çok ince bir çizgi ve bunun nerede dengeleneceğini ben gerçekten bilemiyorum. Bence çoğu insan da bilmiyor. Yani bu 2025'lerin belki ilk yarısının sonunda bir dolar TL'de Merkez Bankası'nın ciddi hareketleri olmadan bir yerde dengelenir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani doları bıraksanız enflasyona ciddi bir şekilde etkisi oluyor. Doları aşağı bıraksanız bakın Merkez Bankası son 6 ayda bir de o kadar ciddi bir dolar pozisyonu aldı ki yani dolar topladı ki piyasadan 70 milyardan artıya geçti. Yani 80-85 milyar dolarlık bir pozisyon aldı. Dolayısıyla tabii bunun da bir likiditesi oldu piyasada. Onu çekmeye çalışıyor. İşte yani ciddi uğraşıyor çekmek için. İşte çektiğini düşünüyoruz, çekemediğini düşünüyoruz. Bu bir şekilde hala o dezenflasyon sürecinde olumsuz etkiliyor. Yani hala bir hane halkının ciddi bir tasarrufa döndüğü veya harcamasını kestiğini çok göremiyoruz. Evet bir yavaşlama var ama bu dediğimiz sert enflasyonu o tek hanelere indirecek veya işte 14'lere 2025'lere de 20'lere indirecek bir rakam değil. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın işi gerçekten çok zor. Şu ana kadar doğru yapıyorlar ama dediğim gibi yani bu doğruyu yaparken de o ince çizgi yukarı veya aşağı açtığında emin ol ki ciddi bir şekilde hane halkından da şirketlerden de yabancılardan da bir reaksiyon gelecektir. Yani ben yine hala söylüyorum 50 faizin cazibesi çok daha fazla. Yani demin programa katılmadan önce şöyle bir hesap yaptım zaten bunu her gün yapıyoruz gerçi de işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hiçbir şey yapmasan işte para piyasası fonuna koysan 50 ortalama faiz alsan ki genelde 50 alınıyor. Yani yaklaşık %16, %17 net bir faiz alıyorsun. Bugün 34 diyelim. Yani 40'ın üstüne çıkması lazım ki aralığın sonunda doların. Siz kafa kafaya gelin. Dolayısıyla onun da olmayacağını düşünüyorum. Şimdi 40'ın üstüne çıktığı anda bu sefer enflasyonist bir baskı oluşacak. O faiz gene aşağı inecek. Dolayısıyla faizin bir kere çok net olarak benim inancım faizin erken bir şekilde indirilmemesi. Yani ne kadar olursa olsun
gerçekten o enflasyon ve demin senin söylediğin dolarizasyona geçmek olsun, insanların ciddi şekilde hala para harcamasının kesilmesi olsun, tasarrufa yönelilmesi olsun. Bunları çok çok net görmeden faizi indirmemek lazım ve ben şu anda gidişatı ben 2025'in ilk çeyreği olarak olması gerektiğini düşünüyorum. Ama işte Kasım gelen datalara göre Kasım veya Aralık'ta da en azından belki ufak bir psikolojik etkisi olacak bir faiz indirimi de olabilir. Ama gerçekten erken davranılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o çizgi çok ince bir çizgi. Bir anda hane halkı ciddi de TL'den para kazandılar son 6 ayda, son 1 yılda. Dolayısıyla bir kısım dolara geçmek isterse erken faiz indiriminde o zaman da Merkez Bankası'nda rezervlerinde ciddi bir azalma olabilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın işi gerçekten zor. Diyeceğim başka da bir şey yok yani, Allah kolaylık versin onlara. Çünkü o daha önceki yılların verdiği hasar öyle bir yılda kolay kolay geçebilecek bir şey değil. Peki Turgay, burada iki tane sorun var. Birincisi, biraz önce bahsettiğin için özellikle mevduat faizlerinin getirisinden. Mevduat faizi mi tercih edersin, para piyasası fonu mu tercih edersin bu ortamda? Hiç düşünmeden para piyasası fonu. Yani kaç zamandır söylüyoruz, mevduata göre çok çok daha. Bir kere her şeyden önce gecelik faiz alıyorsunuz. Bu bir. İki, hızlı bir şekilde likite olabiliyorsunuz. Yani ve mevduattan şu anda daha iyi bir para, daha iyi bir getirisi var. Yani şey olarak bir getirisi var. Evet, mevduata ne zaman belki geçmek lazım? Eğer faiz indirim sürecini Merkez Bankası başlatacağını söylediği zaman, o zaman belki 3 aylık, 6 aylık mevduata geçilebilir. Ama şu an zaten mevduat getirisi hani politika faizinin altında, çünkü 44 ile 48 arasında diyelim şu anda kabaca. Aynen, bu kampanya faizleriyle birlikte ben burada bu arada. Yani yoksa kabaca 46'lar civarında bir mevduat faizi var. İşte onu söylüyorum. Yani şu anda para piyasası fonunun avantajı daha fazla. Ama faiz indirimini eğer gördüğümüz zaman, o zaman işte dediğim gibi 3 veya 6 aylık mevduatı bu rakamlarla, 44'lerle, 46'larla almak daha mantıklı olabilir. Ama şu an için onu görmediğimiz için, Merkez Bankası'ndan o sinyali almadığımız için para piyasası fonunda kalmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten şeyde baktığımızda çok ilginç. Geçen gün bir grafik gördüm. Mevduat, TL mevduatı böyle yatağa giderken para piyasası fonları bayağı patlamış yani. Çok ciddi büyümüşler yani. Bence doğru da yapıyor yatırımcı bu etapta. Çünkü bankalar mevduat almak istemiyorlar. Çünkü kredi vermekte zorlanıyorlar bu ciddi yüksek rakamlara. Mevduat vermek istemedikleri için de daha düşük bir mevduat faizini görüyoruz. Hatta bence Merkez Bankası bunu da istemiyor. Kaç kere de zorladı hatırlarsan. Ama sonuçta bankalar da ticari kurumlar. Dolayısıyla oradan bir zarar etmek istemiyorlar. Veya ciddi bir zarar etmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu mevduat faizlerini düşük tutuyorlar. Yani şu anda şöyle düşün, sene sonu 40-42 olsa enflasyon, şu anda 44 brüt mevduat faizi veriyorlar. Dolayısıyla hani negatif, şu an için konuşuyorum, negatif real return gibi düşünün. Evet, bir dahaki sene %30'lara düşeceğini varsayarsak enflasyonun, o zaman tamam bir ciddi bir pozitif real faiz var ama yani onun düşüp düşmeyeceğini de yine aynı şey diyorum. Hane halkı o kadar çok emin olamıyor maalesef. Yani o travmayı hala bence Türk halkı, yani hane halkı, bireyseller, şirketler hala atlatamadı. Dolayısıyla onun geçmesi için, o travmanın geçmesi için bir süre daha gerekiyor. Peki yine özellikle tabii burada birazcık hisse senedi piyasası üzerine de belki odaklanmak lazım. Çünkü hisse senedi piyasasında bayağı ciddi bir dalgalanma oldu. Yani endeks soluksuz bir 11.250 yaptı. Yılbaşından bu yana bankaların getirisi bir ara işte endeks olarak %87-88'lere, banka bazında %100'ün üzerini görenler oldu falan. Sonrasında ciddi bir realizasyon geldiğini gördük. Şu anda %57'lerde yılbaşından bu yana bankacılık endeksindeki getiri. Burada iki şeyi sormak istiyorum. Bir, özellikle
büyük yatırımcıların bir bölümü burada zararda. Yani yabancı gelecek diye fiyatları yukarıya sürmüş olan yatırımcıların bir bölümü son hareketten sonra bir miktar içeride kaldılar, zararda kaldılar. İkincisi, fonların bir bölümü de burada pozisyon ve ağırlık azalttılar gibi görünüyor. Böyle olunca ister istemez işlem hacminin ağırlığı biraz daha yurt dışından gelip algoritmik işlem yapan yatırımcılar neyse biraz onlara kaldı. Likiditeyi sağlayan da onlar. Hacim de birazcık daralıyor. Onlar sattığında piyasa aşağı geliyor. Onlar aldığında yukarı gidiyor. Gün içerisinde de böyle oluyor. Bireysel yatırımcılar veya büyük yatırımcılar da dibi bulduk diye düşünüp her alım yapmaya kalktıklarında seans içi ezilen bir dalgayla karşı karşıya kalıyorlar. Yani 10 bin puanın üzerini 13 işlem gününden bu yana deniyor. Kalıcı olarak orada duramıyor endeks. Bu yorgunluğu neye bağlıyorsun? Bir, ne zaman aşılmasını bekliyorsun? İki. Evet, şimdi yorgunluğu neye bağlıyorum? En önemli nedeni bir kere şimdi bankacılık sektörüne gelelim. Bankacılık sektöründe biz ciddi geçen sene pozisyon alırken bankacılık endeksinin işte defter değerleri 0.6'lardı, 0.5'lerdi. Yani biz tabii bu sadece bizim için değil, borsanın bir klasik bütün dünyada aynı şey. Yani overshoot dediğimiz rakamlarına ulaştı bankacılık. Yani hatırlarsan yani ikilerin bazı bir tane Garanti Bankası isim vereyim, ikinin üstüne geçti defter değeri. Şimdi geçmişe baktığımızda ikinin üstüne zaten o kadar az bir zamanda geçmiş ki Garanti Bankası veya diğer bankalar. Öbür bankalarda 1.80'lerde. Şimdi buradan artık hisseyi alacaksınız. İşte kaç olacak ki? Ve bu arada şeyi unutmayalım. 50 faiz var öbür tarafta. Bir de o yani o kıyasladığınız diğer bir faiz var. Dolayısıyla insanlar onu, yatırımcılar onu pek düşünmüyorlar. Ama öbür tarafta risk olmadan siz aylık %4 para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bankacı sektörünün bu overshoot ettikten sonra geri gelmesi bence gayet normaldi. Hatta yani bunu da her fırsatta da söyledim. Endeks 3,5 dolarlara geldi. Şimdi 3,5 dolarlara geldi de gerçekten şirketlerin bilançoları, çarpanları o benim hayal ettiğim 5 dolarlara gidecek kadar maalesef onu desteklemedi. Bir de şöyle bir şey var. Dolar TL yerinde kalıp yabancı aldığı pozisyonu 3-3,5 milyar dolara yakın bir pozisyon almıştı. İşte zaten underweight'lerdi. Belki şu açık pozisyonları vardı. İşte onları kapattılar. İşte uzun pozisyon aldılar. Özellikle bankalar ve holdinglerde. Bunu neredeyse %50 ile %100'e yakın bir senede para kazandılar. Ve onlar da gördü. Evet, artık bu çarpanlar onu karşılamıyor. Dolayısıyla ciddi bir pozisyon azalttılar. %50 ile %100 arasında bir para kazanıp çekildiler. Yani ben şöyle bir senaryo kurmuştum esasında. Yerli yatırımcı satacak, faize geçecek. Yabancı yatırımcı için de faiz çok önemli değil. Sonuçta hatta faiz onların lehine işleyen bir şey. Dolar TL'yi yukarı gitmesini engelliyor. Dolayısıyla burada %50'lere kadar gerçek %50 bir finansı saymıyorum. Gerçek %50'lere kadar çıkacak. Dolayısıyla endeks 5 dolarlara kadar gelecek diye düşünüyordum ama senaryom pek tutmadı. Çünkü yerli yatırımcı gerçekten yabancı yatırımcının gidip yerli yatırımcının ikame ettiği hisse senedi piyasasında tam tersi yerli yatırımcı. Yabancı satarken çok ciddi şekilde yatırım fonlarına, emekli fonlarına, hisse senedi fonlarına çok ciddi bir para içeri soktu. Yani bu belki de KKM'den gelen bir paranın ciddi bir kısmı da olabilir. Bilemiyorum tabii onu. Dolayısıyla endeksi o seviyelerde tuttu. Ama şimdi endeksi o seviyelerde tutarken, yani ben her zaman hisse senedinde değil esasen finansal araçlarda en önemli şey arz ve taleptir. Yani hisse senedinde şirketler hisse senedini satmaya başladılar. Halka arzlar geldi, secondary'ler, şirket ortakları. Devamlı ciddi bir şekilde arz yarattılar. Sonuçta talep de yabancı da bir arz yarattı. Dolayısıyla talep kesilince bu düzeltme kaçınılmaz oldu. İşte 3.5'lardan 2.9'lara düştük. Bence gayet sağlıklı. Şimdi burada önümüzdeki dönem şirket karlarına bakıyorsun. Zaten şirket karlarında
bu faiz ortamında o kadar çok parlak şirket karları da gelmiyor. 9 aylık da gelmeyecek. Belki 12 aylık da gelmeyecek. 12 aylık belki de çok daha kötü gelecek. Yani bu dolayısıyla bu fiyatlamaların buralarda oturması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok daha Japonya'daki olay belki daha etrafa bütün dünya sıçrasaydı belki 2,5 dolarlara geri gelecektik. Ama bu seviyeler, yani bu yatay işlem yapılabilen bir seviye oldu. Gün içinde çok ciddi şekilde senin dediğin gibi %2'ler, %3'ler, %4'ler görüyorsun. Tabii 10 binin üstünü deneyip her seferinde geri gitmesi ciddi bir moral bozar. Ama bence şöyle, yeni bir para sokmak için belki biraz erken olabilir. Yani tamamıyla demin söylediğim gibi faizin indirim, Merkez Bankası tarafından faiz indirim trendine girdikten sonra ben hisse senedi piyasasının daha böyle yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama şu etapta yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani evet, range trading dediğimiz işte 10 bin üstünde sat, 10 bin 500'lerde sat, işte 9 bin 500'lerde al, %10 aralıkta yapılabilir diye düşünüyorum yani. Artı bir de şunu düşün, dediğin gibi yabancı çıktı, yerli yatırımcı biz bize kaldık. Bir de dediğin gibi HFT fonlar, özellikle işte BOFA'nın fonları çok ciddi işlem hacmi yapıyor ve piyasada çok ciddi likiditeyi sağlıyor, ama likiditeyi sağlarken de bu sefer çok ciddi marjlar oluşturuyor ve gün içindeki işlem yapanlar bir kısmı çok para kaybediyorlar, bir kısmı para kazanıyor. Dolayısıyla likidite de o problemi yaşıyoruz. Yabancı geldiğinde o likiditeyi yabancı ciddi şekilde sağlıyordu. Yani atıyorum banka alırken ciddi pozisyon alıyordu. Dolayısıyla orada o HFT fonların çok fazla şeyi yoktu, etkisi yoktu. Çünkü yabancı aldı, işte 6 ay taşıdı. Şimdi HFT fon alıyor, yarın satıyor, belki aynı gün içinde satıyor. O da yatırımcıyı özellikle gün içi veya kısa vadeli işlem yapan yatırımcıyı ciddi bir şekilde zorluyor. Şimdi burada ne olacak? Burada bir süre daha devam edeceğiz. Yine dediğim gibi, yani sadece bizden de alakalı değil. Yani Amerikan seçimleri olsun, işte Japonya Merkez Bankası olsun, bizim enflasyon datalarımız olsun, bunların hepsini koyduğumuzda bence Ekim'e kadar, Ekim sonuna kadar, Amerikan seçimlerinin sonuna kadar bu volatilite devam edecek. Ben aşağı geldiğinde işte 2.5-2.7 eğer gelirse kesinlikle hisse senedi pozisyonunun arttırılmasını düşünüyorum. %25'te hala %25'i koruyorum. Ama aşağı geldikçe onu %50'lere, hatta %75'lere kadar çıkarabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi biraz sabır etmek lazım ve beklemek lazım açılı yani. Yoksa hani buradan hisseyi al da diyebilirim, ama öbür tarafta bir faiz, aylık %4 faizim var. Bunu unutmamak lazım. Bütün yatırımcılara da aynı şeyi söylüyorum. Çünkü eskiden yoktu bu. Son 5 yılda faizler çok düşüktü. Dolayısıyla hisse senedinde para kazanma potansiyeli vardı. Ama şu anda faizler yüksek. Hem şirketlerin bilançolarına kötü yansıyor, hem de sonuçta hiçbir şey yapmasanız aylık 4 risksiz bir para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu fırsat maliyetini kaçırmamak lazım diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Turgay Ozaner'e aktardığın bu yorumlar için. Kısa bir ara, sonra ikinci bölümle karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu bizlerle. Alican, günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle bu anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Aslında bir tür üzerinden geçmiştik, nasıl bir anayasa olabilir diye Mehmet Uçum'un yazdıkları üzerinden. Ama şu anda elimizde ne var? Üzerinden iki gün geçti. Bir hatırlatalım, işte başkanlık sistemi devam etsin. Mehmet Uçum'un yazdıkları üzerinden, söyledikleri üzerinden gidiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığının resmi görüşü olarak paylaşılmasa bile Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanından ve hukuk politikaları başkan vekilinden geliyor olması zaten önemli. Başkanlık sistemi devam etmeli, %50+1 devam etmeli, anayasanın ilk 4 maddesi değişmemeli. Hani ana hatları bunlar olacak şekilde bunların vurgulanmış olması önemli. Çünkü son dönemde anayasayla ilgili tartışmalar yapılırken acaba sistem değişikliği mi olacak,
%50 artı 1'de bir değişiklik olmalı mı soruları çok soruluyordu. Buna ilişkin en azından fikrini iletmiş durumda. Şimdi hatırlayalım, Cumhur İttifakı tarafında daha öncesinde AK Parti'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de hazırlamış olduğu bazı taslaklar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam AK Parti 128, MHP 100 maddeden oluşan bir taslak hazırlamış ve paylaşmıştı kamuoyuyla. Şimdi bendeki bilgi Ekim ayından itibaren bu konuyla ilgili, yani anayasa konusuyla ilgili çok geniş katılımlı bir çalıştayın yapılacağı yönde. Yani hukukçular, akademisyenler, konuyla ilgilenenler, farklı siyasi parti temsilcilerinin de katılacağı ve öncesinde ve sonrasında görüşmelerin olacağı bir çalıştay yapılması planlanıyor. Çalıştaylar yapılması planlanıyor hatta. Bunlardan bir sonuç alınır mı alınmaz mı bilmiyorum ama Ekim ayından sonra biraz daha yeni anayasa gündemini konuşuyor olacağız. Tabii bu arada şöyle bir durum var. Yani şu anda zaten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekil sayıları bir anayasa değişikliği için yeterli değil. 266 milletvekili var AK Parti'nin, 50 milletvekili var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 316 ediyor. Referandumsuz bir anayasa değişikliği için gereken milletvekili sayısı 400. Referanduma götürmek için ise 360. Dolayısıyla burada zaten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer siyasi partilerden destek alması zorunluluğu var bir anayasa değişikliği planlanıyorsa. Yani demem odur ki Ekim ayından itibaren, yani önce meclis açılsın Eylül'de, sonra Ekim'de bu çalıştaylar başlasın. Biraz daha özellikle anayasanın içerisinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak partiler arasında ziyaretler olacakmış gibi gözüküyor. Peki bir de kabine toplantısı bekliyoruz hafta sonu. Dolayısıyla oradan çıktıların ne olması beklenebilir? Pazar günü Ahlat'ta toplanacak gözüküyor kabine. Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları yıl dönümü nedeniyle. Bir kere hem orada öncesinde ve sonrasında benim beklentim, dün de konuşmuştuk seninle. Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında bir görüşme yapılmasını bekliyorum öncesinde ve bir davet yapılmasını bekliyorum Erdoğan tarafından Bahçeli'ye. Orada da muhtemelen beraber Cumhur İttifakı'nın devamının vurgusu anlamında bir fotoğraf verilecektir. Hatta geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Ahlat'ta Sayın Bahçeli'nin yaptırmış olduğu bir ev vardı. Beraber orada yine fotoğraf vermişlerdi, davet etmişti Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı. Muhtemelen yine böyle bir ziyarette olabilir. Dolayısıyla hafta sonunu bir AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi arasında son dönemde acaba sorun mu var, sıkıntı mı var söylemlerinin aksine verilecek bir fotoğraf olacaktır. Kabine toplantısında da işte İsrail gündemi, orman yangınları gündemi, OVP bilindiği gibi Eylül'ün ilk haftası açıklanacak. Bununla ilgili gelinen son nokta ve muhtemelen dış politikadaki yeni gelişmelerle ilgili süreçlerin konuşulacağı bir toplantı olacak. Çalışma saatleriyle ilgili olarak yürütülen bir çalışma var Çalışma Bakanlığı içerisinde. Muhtemelen bununla ilgili yine bir sunum gerçekleştirilecektir. Ama ana hatlarıyla kabinenin Ahlat'ta ilk kez toplanmış olması, uzun süreden sonra ilk kez Ankara dışına çıkıyor olması önemli ve orada siyaseten konuşulacak işte AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun yok mesajının veriliyor olması önemli. Aynı tarzdaki farklı bir toplantı da Ankara'da yapıldı CHP içerisinde. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında, Ekrem İmamoğlu arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Oradan da fotoğraflar veriliyor. Bunu neden söylüyorum? Siyaseten seçime daha uzun bir süre kala siyasi partilerin kendi içlerindeki ve dışarıya vermek istedikleri mesajların şu anda fotoğraflarla verildiğini görüyoruz. Ali Can, teşekkür ettik. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.